Ne diyor biliyor musun? Parayı sapar avuca. Muskaysa muska, ne gerekirse yapalım, benim oğlan içkiyi bıraksın. Paraysa para avuca, muskaysa muska, benim adam eve dönsün. Hocalar, sizi uyarmakla vazifeli. Çoluk çocuğumuza sahip çıkalım, hanımlarımıza sahip çıkalım. Hanımlara da sesleniyoruz, kocalarımıza sahip çıkalım. İş, işten geldikten sonra ağlamanın, sızlamanın, hoca ne diyor biliyor musunuz? Paraysa para hoca, muskaysa muska, ne gerekirse yapalım, benim oğlan içkiyi bıraksın. Paraysa para hoca, muskaysa muska, benim adam eve dönsün. Dönmez, içkiyi bırakmaz senin oğlan. Parayla olsaydı, eğer okumayla olsaydı, vallahi kızacak öyle, herkes hacı olur işinde, ben size söyleyeyim ya. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîran. İnne muhakkak ki elbette biz erselnâke biz seni gönderdik. İnne erselnâke şâhiden bir şahit olarak ve mübeşşiren bir mübeşşir olarak bir müjdeleyici olarak gönderdik. Mübeşşiren ve nezîran biz seni bir uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Şimdi kime buyuruyor bunu? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Yani diyor ki Allah ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün gelen peygamberler bir şahittir. İki, müjdeleyicidir. Üç, uyarıcıdır. Efendim, neye şahitlik edecekler? Geldikleri kavme, dini anlattıkları kavme, ne kadar bu dini yaşadıklarına dair yarın Allah'ın huzurunda ne yapacaklar abi? Yakup abi, şahitlik edecekler. Müjdeleyici, neyi müjdeleyecek abi peygamberimiz? Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlara neyi müjdeliyor abi? Cenneti müjdeliyor. Allah'ın emir ve yasaklarına uymayanlara da neyle uyarıyor? Cehennemle uyarıyor. Yani peygamberlerin vazifesi nedir? Uyarmaktır. Peygamberlerin vazifesi nedir? Müjdelemektir. Peygamberlerden sonra halifeler, halifelerden sonra alimler ve en son bu iş kime kaldı? Hocalara kaldı. Hocaların sorumluluğu, vazifesi gerçekten ağır. Siz bakmayın dedikodulara, siz bakmayın o ağzı laf yapanlara. Gerçekten hocaların vazifesi ağır. Hocaların vazifesi peygamber varisidir hocalar, peygamber vekilidir. O yüzden aynı hocalar az önceki ayetin de muhatabıdır. Ve buna ilaveten de her Müslüman birbirini uyarmakta, birbirini müjdelemekte ve birbirimize şahitlik etmekte vazife sahibiyiz. Hocalar sizi uyarmakla vazifeli. Ziyaret işleri başkan yardımcımız Burhan İşleyen çok güzel bir tespiti var. Haberlerden, hava durumundan açıklıyor spiker. Hafta sonu şiddetli yağmur var. Metrekareye bilmem kaç metre küp yağmur düşecek. Hafta sonu yağmur olduğunu söylüyor. Sen de hazırlık yapıyorsun. Hafta sonu çoluk çocuk pikniğe gideceksin. Sizi uyaran spikere, ya arkadaşım ne yağmuru, sen ne karışıyorsun benim hava durumuna. Benim işte ben hafta sonu pikniğe gidecektim, sana ne? Bırak şimdi bunu deme gibi bir lüksümüz var mı? Kızma gibi bir lüksümüz var mı? Evlatlarım, hadi bak hafta sonu biz plan yaptık ama hafta sonu yağmur yağacakmış. Biz pikniği haftaya erteleyelim. Veya hepimiz köylüyüz. Fındığa gübre atacaksın fındığa. Hemen peşinden yağmur yağsın ne olur? O gübre ne olur? Hacı abi akar gider. Havaya masraf yapmış olursun. Ha, ne yapmak gerekir? O meteorolojinin yapmış olduğu habere o haberciye ne yapmak gerekiyor abi? Teşekkür etmek gerekiyor. Zülfü abiyi okuldan müdür çağırdı. Dedi ki Zülfü Efendi senin oğlan derslere gelip gitmiyor. Dersi geldiği zaman dinlemiyor. Sınavlara çalışmıyor. Bu çocuk sınıfta kalacak dedi. Şimdi Zühtü abi burada iki şey var.
yapacağım. Dersi ki Zülfan Bey'le müdür, öğretmen sana da kardeşim gelir gelmez, dersinde çalışır çalışmaz, sen benim çocuğuma karşılamazsın derse ne olur? Bir de şöyle söyleyeyim hocam, sayın müdürüm, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim, ben oğlumun kulağını çekerim, ben ondan konuşurum, çok sağ olun. Deyip eve gelip çocuğuna alıp karşısına çocuğu, oğlum bak bugün ben okula geldim, müdür böyle böyle dedi. Sen derslere çalışmıyor musun, derslere katılmıyor musun dedi. Bundan sonra derslere katılıyorsun, sınavlarına çalışıyorsun, bak sınıfta kadar dersin oğlum deyip çocuğunu uyarmak. Hangisi yapması lazım? İkinci yapması lazım değil mi? Şimdi ben size soruyorum abi o zaman. Komşunuz, bakın neden bu hale geldiğimizin bir sebebi. Komşum dedi ki, ben komşu Ahmet, Mehmet, Ali, beni neyse adın yani. Ya senin oğlana biraz sahip çık, senin kızına biraz sahip çık, bak yanlış yerlerde geziyor dedi. Yanlış işler yapıyor dedi. Sen ki bir anne olarak, bir baba olarak bu adama, bu komşuna dersen ki, ya sen de karışıyorsun benim oğluma. Benim oğlum geri kalmadan gezer, benim oğlum geri kalmadan içer, benim oğlum geri kalmadan oynar, sen de karışıyorsun dersen komşuna, sen bu evlattan hayır bekleme abi. Ne yapmak gerekir abi? Arkadaşım teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben oğlumla görüşüp onun terbiyesini veririm ben. Demek lazım. Ama İşte özgürlükte özgürlük diye bu noktaya geldik abi. O yüzden bizler abiler Allah rızası için böyle hocalarımız sizleri uyardığı zaman arkadaşım içki içmeyin, kumar oynamayın, dedikodu yapmayın, namazlarınızı kılın, oruçlarınızı tutun, efendim çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın, hanımlarınıza, kocalarınıza sahip çıkın diye sizi uyardığı zaman bunun altında başka bir şeyler arayın da hocalara kızmayın Allah rızası için. Çünkü hocalar sizi uyarıyorsa yapmak lazım, dikkate almak lazım. Öğretmen sizi uyarıyorsa dikkate almak lazım. Komşun seni uyarıyorsa dikkate almak lazım. Hanım seni uyarıyorsa dikkate alacaksın. Hocan seni uyarıyorsa dikkate alacaksın. Sana ne, sen ne karışıyorsun arkadaşım dersen olmaz. Ve ne olur biliyor musunuz? Yaşken evlatlar hususunda özellikle söyleyeyim. Yaşken eğemediğiniz o ağaç var ya, büyüyünce sizin başınızı eğer. Çoluk çocuğumuza sahip çıkalım, hanımlarımıza sahip çıkalım, hanımlara da sesleniyoruz, kocalarımıza sahip çıkalım. İş işten geçtikten sonra ağlamanın, sızlamanın, hocam ne diyor biliyor musunuz? Paraysa para hocam. Muslaysa musla, ne gerekirse yapalım, benim oğlan içkiyi bıraksın. Paraysa para hocam, muslaysa musla, benim adam eve dönsün. Dönmez, içkiyi bırakmaz senin oğlan. Parayla olsaydı, eğer okumayla olsaydı, vallahi kızınca böyle herkes hacı olur işimde, ben size söyleyeyim. Eğer okumayla olsaydı bu iş, kızınca böyle herkes hacı olur ya bizim okumamızda. Bu iş okuma işi değil, bu iş zamanında verilmesi gerekmişler. O yüzden biz sizleri uyarmakla vazifeliyiz abiler. O yüzden dikkat edin.